Felç geçirmek insanın hayatında gerçekten hem kendini hem de çevresini çok ciddi olarak hayattan kısıtlayan bir şeydir. Dolayısıyla toplum olarak bu konuda bilinçlenmemiz gerekir. Hasta evinde ya da sokakta bir tarafında güçsüzlük, bayılma, ağzında eğrilme gibi bulgularla gelirse hemen en kısa zamanda hastayı sağlık kuruluşuna yetiştirmek gerekir. Neden? Çünkü ilk 4 ile 6 saat bizim için çok önemli. Biz nörolojide ilk 4-6 saat içinde yaptığımız tedaviler çok önemlidir, altın devrindedir. Bu dönemde yapılan damar açıcılarla hastanın felcini tamamen geri çevirebiliriz. Ya da eğer çok büyük bir kanamaysa erken dönemde yapılacak ameliyatlar beyindeki ödemi alarak felci geri çevirebilir. Ancak hasta evde fazla oyalanırsa, tansiyon yüksekliği devam ederse, bilmeden işte aspirin vermek gibi, bilmeden tansiyon ilacı vermek gibi şeyler eğer evde yaparsak tamamen zıt şeyler ortaya çıkabilir. Ve biz istemeden de olsa hastayı tamamen felçli bırakmış olabiliriz. Onun için lütfen çevrenizdeki insanlarda gördüğünüz bir güçsüzlük durumunda hemen hastayı acil servise getiriniz ve 112'ye bildiriniz. Felç hastalarını nasıl tanı koyuyoruz? Acil servise gelen hastalarda nörolojik muayene, tansiyon takibi, kan tahlilleri, beyin tomografisi ve MR çektikten sonra, duruma ihtiyaca göre anjiyo çektikten sonra hastalarınıza tanı koyuyor ve hastanede yatırıyoruz. Hastanede yatış süresi hastanın kliniğine göre değişir. Bazen 3, bazen 5 ya da 15 gün sürebilir. Fizik tedavi daha sonrasında başlanarak hastaya ilaçlarını vererek eve taburcu ederiz. Sağlıklı günler dilerim.